Selam arkadaşlar. Bir haftayı geçirdim. Yani bir haftayı geçirmeyeceğim demiştim ama sözümde durmadım. Hiç de içimden gelmiyordu. Ondan sonra her zamanki gibi hadi dedim bir anda hiç hazırlıksız falan gene patara kütere açtım. Çünkü yani attıkça atacaktım ileriye. Aksatmak istemedim daha fazla. Hadi bugün sizinle Niyazi Berkes konuşalım. Türkiye'de çağdaşlaşma. Türkiye'de çağdaşlaşma metnini ben iki kere tam baştan sona okudum. Hatta 3 mü? Yok, baştan sona 2 kere okudum. Defterime notlar aldım. Ya özetini çıkardım, tekrar tekrar okudum. Niyazi Berkes üzerine tez yazdım ve onun savunma aşamasındayım zaten şu an. Yani diyebilirim ki yani bilgim var bu konuda. Konuşabilirim Berkes üzerine. Bugün yalnızca Türkiye'de çağdaşlaşmadan bahsedelim istiyorum. Çünkü ya sırf bunun üzerine bile bir saatten uzun video yapılabilir. Olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Ya şey değil bu mesela yani kitaplara şöyle bakanlar oluyor. Tarih çalışması ben buna bakayım. Hangi tarihte ne olmuş? İşte 1600'de şöyle şöyle şu padişah şunu bunu yapmış. Bu değil yani olguları öğrenmek için okunacak bir kitap değil. Zaten yani başarılı tarih çalışmaları ki buna yalnızca tarih demek de doğru olmaz. Yani sana yalnızca olguları vermez. Yani kronoloji sıralamak gibi şu oldu, bu oldu, böyle oldu, böyle oldu değil de onları bir mantık, bir teori çerçevesinde bir araya getirip sana bir şey anlatmaya çalışır. Yeni bir şey söylemeye çalışır. Şimdi bu kitabı çok farklı yönlerden, çok farklı şekillerde anlatabiliriz. Ben bugün yani hepsini anlatamayacağım. Belli bir yönden ele almaya çalışacağım. Şunu söyleyeyim, şuradan başlayalım. Mesela anlaşılmayan yönleri var Türkiye'de çağdaşlaşmanın. Zaten çoğunlukla baştan sona okunmuyor veya yani düzgün analiz edildiğini çok az gördüm. Yani çoğunlukla çarpıtıldığını gördüm. Şöyle, bu kitap Niyazi Berkes'in doktora tezi diyebiliriz. Amerika'da hazırladığı bir çalışma. Yanlış söylemeyeyim diye tekrar baktım da. Development of Secularism in Turkey. Kitabın aslı bu. Yani Türkiye'de sekülerizmin gelişmesi. Normalde Türkçeleştirdiğimizde böyle olması lazım. Berkes onun yerine çağdaşlaşma kavramını koyuyor. Yani sekülerleşme ile çağdaşlaşmayı bir tutuyor. Kafamda işte tarihler gidip geliyor. İşte nereden girsem nereden başlasam da artık buradan girdim buradan devam edeyim. Şu çok önemli. Şunu anlamak aslında kitabın özünü anlamakla alakalı. Berkes diyor ki ya bu kitabın giriş kısmında zaten herkes bütün derdini anlatıyor. Teorisini anlatıyor. Diyor ki böyle böyle ben böyle görüyorum. Ben şimdi tarihsel süreç içinde bunun değişimini ve yani bu anlattığım tezin detaylarını anlatacağım. Esas mesele bu. Diyor ki yani Osmanlı Devleti ne teokratiktir. Yani şeriatla yönetilmiyordu. Ya veya şeriat özel alanı kapsıyordu. Yani devlet olarak bütünlükle yani İran'daki gibi değildi. Ne de feodaliteydi. Bunun feodalite olmadığını Türkiye İktisat Tarihi kitabında detaylı bir şekilde anlatıyor ki çok güzeldir, çok önemlidir. Ben en az bunun kadar önemserim ve önemsenmemesine şaşırırım, üzülürüm. Türkiye İktisat Tarihi kitabının o çok detaylı, çok kafanıza oturtur Osmanlı'yı. Neyse. Berkes diyor ki bizde batıdaki gibi kilise yani din ve devlet kurumsal olarak ayrı değil. Bizde diyor mesele o yüzden laiklik tam karşılamıyor diyor bunu. Onların temeline de geliyor. İşte laiklik halksallaşma demek. Yani ruhban sınıftan ayrılıp halk sınıfına ait olması bir şeylerin. İşte laikos'tan geliyor falan diye açıklıyor. Sekülerizm ise yani kelime kökü olarak çağla alakalı. Bizde diyor olması gereken sekülerleşme. Bunu da Türkçesi çağdaşlaşma diyor. Yani bayağı. Bizdeki mesele bu kitabın bütün olayı budur. Bizdeki mesele kutsallaştırılmış geleneğin boyunduruğundan kurtulma. Yani esas mesele din değil diyor. Bir gelenek şemsiyesi var. Pardon, din şemsiyesi var. Her yenilikte, her böyle yenilenme çabasında yenilik tehdidine karşı yok olmamak için gelenekler din kisvesine bürünüyor. Aslında dinle alakası yok onun ama dinselleşiyor. Yani bugün esasında Kur'an'da veya işte yani Arap İslam'ında, Arap din anlayışında işte sünnette şunda bunda olmayıp Türk İslam anlayışında olan
birçok pratik var, inanç var. Ya bunların temelleri aslında yani şamanizme dayanan var, başka şeylere dayanan var. Ama biz dinmiş gibi algılıyoruz mesela. Çünkü din kisvesine bürünmüş korunmak için. Yani yeniliğin yağmurunda ıslanmamak için din şemsiyesinin altına sığınmış. Bu bağlamda yani herkes şuna karşı çıkıyor. Dinden arındık değil. Önemli olan ya geleneğe çok vurgu yapıyor. Buradaki olay tamamen gelenek. Çünkü aslında yani gelenek de değil, gelenekselcilik. O da şöyle. Siz ortaya yeni bir fikir atarken, yeni bir şey yaparken, bir şey söylerken, bir şey pratiğe geçirirken bunu geleneğe atıf yapmadan yapamıyorsanız bu gelenekselciliktir. Yani yeni bir şeye sırf rasyonel olduğu için yani rasyonaliteye dayanarak vesaire yeni bir şeyi meşrulaştıramıyorsunuz. İlla ki kutsal bir dönem vardır veya kutsal söylemler, kutsal metin böyle bir şeyler vardır. Bu gelenek kutsallaşmıştır. Ona atıfla bugün yaptığınız şeyi meşrulaştırırsınız. Doğru olsun ya da olmasın. Örneğin Namık Kemal meşrutiyeti savunurken işte kanun esası savunurken aslında İslam'ın kendisine şeriatla işte meşveret usulüne falan işte demokrasi olduğunu savunuyor. Ya bu doğru değil. Yani bu mantık çerçevesi içerisinde bir şey değil. Ama zihin yapısı böyle. İlla ki yani geçmişte bulmak zorunda. Çünkü o dönemin zihniyeti şey demiyor. Yani geçmişte bir altın çağ yaşanmış. Ve ona atıf yapmak durumundasın. Çok dağıtmadan aslında yani derin derin anlatabileceğim çok mevzu var da tekrar tekrar şunun üstünde durmak istiyorum. Mevzu gelenek değil. O yüzden sekülerleşme ile çağdaşlaşmayı bir tutuyor. Ama burada anladığı sekülerleşme dinden bağımsızlaşma değil. Yeni bir şey söylerken gelenekten bağımsız söyleyebilme. Bu demek değil ki geleneğin hepsini kesip atalım. Yani önemli olan gelenek ayaklarına dolanmadan yeni bir şeyler söyleyebiliyorsan tamam yani gelenek işine yarıyorsa o da durabilir. Sen yeni bir şeyler söyleyebildiğin sürece. Bu yeni olanın, rasyonel olanın kendiliğinden meşru olduğu mantıkla bir şeyleri meşrulaştırabilme şeyi çok yeni bir şey. Bu ilerlemeci tarih anlayışıyla, aydınlanmayla vesaire alakalı. Osmanlı zihniyeti diyor Berkez, düzenle ihtilal arasında gidip gelir. Buradaki ihtilal kavramı zaten halel kökünden geliyor. Yani bugünkü anlamıyla işte devrim, darbe, işte halk hareketi, ayaklanma gibi bir anlamı yok ihtilalin. Halel kökünden ve kötü bir anlamı var. Çürüme, bozulma öyle bir anlam taşıyor. Şöyle düşünün. Dünyada cenneti yaşamışlar. Cennetin yaşandığı bir dönem var dünyada. İşte bu istediğiniz herhangi bir dönem olabilir o. İşte ideolojinize göre değişiyor. Asr-ı Saadet işte peygamber dönemi olabilir. İşte Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet dönemi olabilir. Kimiler için işte 23-38 bu her şeyin mükemmel olduğu dönem. Ona da geleceğim. Ben ona bir eleştiri yazdım. Bu dönemde her şey iyiydi. Düzen vardı. Çünkü evren nasıl düzen içindeyse siyaset de devlet de düzen içinde olmalı. Şey gibi düşünün. İp üzerinde yürüyen bir şey var. Cambaz var. Ya bir insan var. İp üstünde yürüyor. Dengede kalmak sağlıklı olmaktır. O denge bozulduğu anda düşersiniz. Yapılması gereken şey denge bozuluyorsa dengeyi tekrar düzeltmek, sağlamaktır. Yani burada ilerleme görüşü yok. Yenilenme görüşü yok. Zaten mükemmel bir düzen var. Onu korumak önemli. Ya son derece muhafazakar bir şey. Ve ıslahat zaten bu demek. Islahat aslında bir yenilik değil. Yıkılan düzeni, ihtilale uğrayan veya uğramakta olan düzeni tekrar eski haline ıslah etme. Bu demektir. Yani devrim değil. Öyle bir anlamı yok. İnkılap değil. Islahat budur. O yüzden zaten Osmanlı'da dikkat edin. Padişahlara sunulan önerilerde hani bu aslında Osmanlı'nın kapitalizm ile etkileşime geçip evet yarı bağımlı hale geldiği ama yani her şekilde değişti. Aslında yeni bir düzene gitti. Eski düzene asla dönemeyeceği bir noktada öneriler, layihalar hep şu şekilde geliyor. İşte düzen bozuldu, işte ihtilal oldu. İşte insanlar rüşvet yiyor, işte falan filan böyle işte ahlaktan tutun ekonomiye şuna buna her yerde bir bozulma görülür, bir fesat görülür. Öneri de tekrar eski düzenin ıslah edilip canlandırılmasıdır. Bu zihin yapısı bununla ilgili. Herkes işte çağdaşlaşmayı öneriyor. Bu gelenekselcilikten kurtulmayı öneriyor. Geleneği kutsallaştırmamayı öneriyor demeyeyim. Tarih içinde bunun seyrini inceliyor.
Tabii şu an hani aklıma geldiği gibi anlatıyorum. Bir notta çıkarmadım. Birazcık düşünmem gerekiyor. Çünkü çok farklı yerlere de gidiyor kafam. O eleştiriye geleyim madem. Şunu söyleyeyim. Ben Platonik Kemalizm diye bir eleştiri yazdım bu bağlamda. Çünkü Osmanlı'nın bu yaptığını benim çoğunlukla ulusalcı olarak adlandırdım. Kemalizmin bir kolu. Hani bildiğiniz üzere ben kendimi de Kemalist olarak adlandırıyorum. Sol Kemalist olarak tanımlıyorum. Ama ulusalcılarda şöyle bir anlatı var. Atatürk öncesi her şey kötüydü. Atatürk geldi, mükemmel bir düzen kurdu. 23-38'de hiçbir kötü şey yok ve her şey mükemmel olarak tamamlandı. Eksik bir şey de kalmadı. 38'den sonra tekrar bir fesat dönemi, tekrar bir ihanet dönemi başladı. Ve biz tekrar o dönemi canlandırmalıyız. Mesela aynı uygulamaları tekrar yapmalıyız. İşte devletçilik veya işte bakacağız Atatürk bir şey söylemişse bu kutsaldır, tekrar yapılacak. Atatürk bir şey yapmışsa yani o dönemin şartlarını göz önünde bulundurmaya gerek yok. Tekrar yapacağız. Eksikler de asla yani göz önünde bulundurmaz. Yani 23 öncesi ve 38 sonrası arasında net kopmalar vardır. Onlar ihtilaldir. Yani devamlılıklar neredeyse yoktur. İşte ve şey tarihi döngüsel görür bu. İlerlemeci görmez. Çünkü bozuldu ya düzen. Tekrar o düzeni eski haline getirecektir. Bu anlatıda zaten mitleri kullanır. Yani mesela işte ya mit derken artık mitselleştirdi ya düşünsel ya elbette ki olan bir şey aynı zamanda mit olabilir. Bunu da söylemem gerekiyor. Biri çünkü şey eleştirisi yapmıştı. Bir yazıda köy enstitüleri mitinden bahsedilmiş. Mit diyor demek ki yok. Kabul et. Ya öyle bir şey değil. Yani mitler zaten var olanın zihinde dönüştürülmesiyle falan alakalı. Bu bambaşka bir konu ama neyse şuna geliyorum. Şöyle bir anlatı var ya hala. İşte Kuvayi Milli Hareketi tekrar Samsun ya veya atam tekrar gelecek falan filan gibi veya kendini işte o dönemin aktörleriyle şuna buna benzerlik kurup aynı süreci tekrar yaşatmak. Ama öyle bir şey olmayacak. Farklı bir dünyadayız. Farklı bir şey olacak. Bugün de Kemalizm olacak ama işte çağdaşlaşarak olacak. Yenilenerek olacak. Ki zaten işte 60'ların sol Kemalizmini söyleminde yarım kalmış devrimi tamamlamak iddiası vardır. Çünkü ya yani mükemmel görmüyor onu. Çünkü yani insanın yaptığı hiçbir şey mükemmel değil ki bence mükemmel de olmayacak. Her şey eksik kalacak. O yüzden sürekli bir ilerleme gerekiyor. Sürekli ilerleme demek bir şeyin asla tam olamayacağını da kabul etmek demek. Tekrar gelelim Türkiye'de çağdaşlaşmaya. Kitabın aslında içeriğini ya şöyle mesela adı Türkiye'de çağdaşlaşma dediğim gibi sekülerizmle bir tutuyor ve bunu gelenekten kopma, gelenekselcilikten kopma ve özgür düşünce olarak. Üst yapısal bir anlatı aslında fikir anlatısı ama belki bir bütünlük halini anlatıyor bunu. Ekonomiden tutun işte bütün her şeye kadar kurumlara şuna buna. Şöyle mesela adı Türkiye'de çağdaşlaşma olmasına rağmen Türkiye'yi anlattığı kısım son 50-100 sayfa. 550 sayfalık kitabın hatta 600 sayfalık kitabın son 50-100 sayfasında Türkiye var. Türk devrimleri var. Ondan öncesi sırf Osmanlı. Belki mesela Türkiye İktisat Tarihi kitabı tamamen Osmanlı'yı anlatır. Türkiye yoktur. Belki burada şunu vurgulamak istiyor. Tarih peşimizi bırakmıyor. Yani oradan getirdiğimiz, aldığımız miras bugün hala devamlılıkları olan bir şey. O yüzden tarihi öğrenmek bugün öğrenmektir. Bu yüzden çok önemli. Buna geliyor. Ardından şuna geleyim. Şunu söyleyeyim okuyacak olanlara. Ağır bir kitap. Yani alın giriş bölümünü okuyun, fikirlerini öğrenin, sık sık kullanın, dönün. Ama ben ilk okuduğumda hemen hemen çoğu şeyi unuttum. Belki de anlamadım. Çoğu şeyi kesinlikle unuttum. Çünkü şu, ben Osmanlı'ya dair bir şey bilmiyordum. Ya yani tarihini, şunu bunu, olayları çok bilmiyordum. Herkes o kadar bilgili bir adam ki size şöyle diyor. Bu Osmanlı'daki olan şöyle böyle diye bilinir. Halbuki onun aslı şöyle böyledir diye düzeltir. Siz de o böyle bilinir dediği kısmı bile bilmediğinizi fark edersiniz. Bu da şundan geliyor. Berkes bunu yazarken çok sayıda yerel, birincil kaynağa dayanmıştır. Osmanlı'ya işte Katip Çelebi'ye şuna buna el yazmalarına. O da şeyden 30'larda bu halk evinde çalışırken Berkes kütüphanede okumuş. Bütün yerel kaynakları okumuş ve onları kullanmış. O yüzden Berkes'in bu kitabı çok önemli. Çünkü bu kadar Osmanlı'yı içeriden bilerek bakan çok yok. Yani bugün Türkiye ve Osmanlı okumaları işte insanların siyasi meşrebine göre işte Bernard Lewis, Feroz Ahmet veya Erik Zan Zührer üzerinden gidiyor. Ya dikkat edin üçü de Türkiye'de doğup büyümüş isimler değil. Ve üçünün de belirli sınırlılıkları var. Başka ne diyebilirim? Aslında çok şey söyleyebilirim ama şu an çok es vermemek için. Şey yapıyorum. İşte dediğim gibi bence ilk önce Osmanlı'ya dair böyle genel ve daha basit giriş bir kitabı alıp okuyup ondan sonra buna girebilirsiniz. Berkes şey der bu arada
Batılılar Türk'ten bahsederken tarih konusunda ağzı çarpılır, hani ağzı yüzü çarpılır, dili birbirine dolanırdı. Harbiden de öyle. O yüzden bizden öğrenmek daha önemlisi. Şöyle de bir şey var. Mesela bu kitap, yani bunun kadar derinlikli, ya 1700'lerden başlayarak ve bu kadar bir teorik perspektifte, bu kadar detaylı bir Osmanlı anlatısı, bunun yazıldığı dönemde benim bildiğim kadarıyla yoktu. Bernard Lewis'in kitabı ve Şerif Mardin'in Jön Türklerin siyasi fikirlerini ele aldığı eseri o dönem yayınlandı. Tarık Zafer Tuna'nın eserleri işte ikinci meşrutiyetten itibaren alıyordu. Ama hepsinin belirli sınırlılıkları vardı. Berkes hem çok uzun bir tarihsel dönemi ele alıyor, hem içeriden ele alıyor, hem de hepsinden daha yetkin bir şekilde ele alıyor. Bu çok net. Ya mesela Bernard Lewis'in kitabı çok net bir soğuk savaş kitabı ve tamamen modernleşme teorisi çerçevesinde. Yani evet, Türkiye yani batılılaşıyor, işte bize benzeyecek falan. Yani işte iyi ki NATO'da, iyi ki Batı bloğunda, böyle bir anlatı var esasında. Berkes'te şu var: Osmanlı toplum yapısı Batı'dan tamamen farklıydı. Zaten feodal olmadığını ve teokratik olmadığını vurgularken bunu anlatmaya çalışıyordu. Bu çok önemli bir nokta. Ay, şimdi videoyu nerede kapatsam eksik kalacağım. Ben buna belki ikinci videoyu da çekebilirim. Çünkü dediğim gibi benim fikri hayatımda Berkes'in yeri çok büyük. Yani fikri babam diyebilirim. Sağ olsun, yani yetiştirdi beni. Olduğu kadar ona şey bir evlat olmaya çalışacağım. Eksiklerini tamamlayarak, yanlış olduğu yerleri düzelterek, ama işte bize sunduklarından da faydalanarak bunu yapmaya çalışacağım. Sonra başka neyi söyleyebilirim? Ya evet, ya böyle yapalım, bu kadar olsun. Çünkü daha fazla beklersem çok uzayacak yayın. Evet, bu yayını da aradan çıkartmış olduk. Öyle. Dediğim gibi son olarak şunu tekrar vurgulayayım. Buradaki mesele kutsallaştırılmış, ya en önemli cümle bu: kutsallaştırılmış geleneğin boyunduruğundan kurtulmak çağdaşlaşmadır. Bakın şöyle bir şey var. Mesela şunu anlatayım. Bir ateist, bir kemalist, hem de hani işte sosyalist, ateist falan filan bir insan, Berkes'in buradaki sekülerizm kavramı çerçevesinde seküler olmayabilir. Çünkü burada sekülerizmi dinle alakalı olarak anlatmıyor, dediğim gibi. Eğer o kişi belirli bir tarihsel dönemi tekrar canlandırmaya, yeni bir şey söylememeye, tamamen kutsal gördüğü, atıyorum işte Stalin'in metinlerini kutsal görüp işte o dönem Sovyetlerini aynı şekilde tekrar canlandırmaya, bugünün şartlarını hiç göz önünde bulundurmadan çalışıyorsa, seküler değildir, çağdaş değildir çünkü. Çağdaşlık sürekli ilerleme gerektirir. Diğer yandan, mesela bir İslamcı değil, İslamcı denemez de bir ilahiyatçı mesela Mustafa Öztürk. Mustafa Öztürk'ün İslam yorumu, Müslümanlık anlayışı benim anladığım kadarıyla tamamen seküler. Çünkü tarihselcilik bağlamında adam diyor ki, yani o dönem o oldu, o söylendi vesaire de, bunlar hepsi tarihsel bağlamı içinde değerlendirilmeli. Bugün olması gereken budur diyebiliyor. Bu cesareti var. Bu cesaret, yani aydınlanma için Kant diyor ya, hani kendi işte özgür aklını kullanabilme cesareti, işte erginliğe ulaşma. Bu tam olarak bu. Berkes de burada bunu vurguluyor. İşte seküler olmak bu. Yani sizin kemalist olmanız doğrudan sizi Berkes'in kullandığı bağlamda seküler yapmıyor. Şeye de dikkat etmek lazım. Ayrı bir konu. Onu iyice okuyup, hatta onun üzerine makaleler, belki tez yazıp, aklımda öyle şeyler var. Muhtemelen doktoraya girdiğimde bunun üzerine makaleler yazacağım. Bu Koselleck'in kavram tarihi şeyi var. Yani öyle bir disiplin ortaya çıkarıyor diyebiliriz düşünce tarihi içerisinde. Kavram tarihi. Bu aslında, yani neler çalışacağımı çok söylemek istemiyorum. Belki birisi çalışır, çok zannetmiyorum, ama bu bağlamda aslında bizim bugün kullandığımız kavramların çoğunun Osmanlı'da çok farklı şekilde kullanıldığını görebiliyoruz. Mesela işte ihtilal kavramından tutun sekülerleşme kavramına kadar, aslında gördüğünüz gibi çok farklı anlamları var, çok farklı bağlamları var. Bu aslında bir zihinsel dönüşüme de işaret ediyor. Neyse, 20 dakika olurken ben daha fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Bu seferlik böyle olsun. Galiba her seferinde de bunu diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.